بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Teslimiyeti Hazreti Peygamber'e itaatinin esası kılan Hazreti Ali. Onun dünyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok istisna bir yeri vardır. Hazreti Ali 23 yıllık risalet dönemi boyunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı adım adım takip ederek tam bir teslimiyet örneği göstermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılığını şu veciz ifadelerle dile getirmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir deve yavrusunu nasıl takip ettiyse öyle takip ettim. Ve yine bir deve yavrusu annesinin arkasından ayrılmama konusunda nasıl bir hassasiyet ortaya koyduysa ben de aynen öyle yaptım. Hüseyin'in elinde savaşır meydanlarda, asfaldı zafere. Savaşır meydanlarda, asfaldı zafere. Yolunda yoldaş, meclisinde arkadaş peygambere. Kalbim çiçek çiçek açsa, sersem o giderken Hayber'e. Kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ali benim dünya ahiret kardeşimdir. Hazreti Ali'nin hayatı bu takipten sonra Kur'an'ı bir hayat olmuştur. Tamamen onun kokusuna bürünmüştür. Siz diyor, hissetmiyor musunuz diyor, Ali'den diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı geliyor, kokusu geliyor. Ali'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusu geliyor. O yapılan iyiliğe vefa borcu olarak gidiyor, Hazreti Ali'ye rica ediyor, kendi himayesine alıyor. İlahi mesajı, ilahi davayı o akrabalarına anlattıktan sonra şunu söylüyor. Bu yolda diyor, kim benim yardımcımdır diyor. Kimdir diyor benim yardımcım, ses çıkmıyor. Ses çıkmayınca Hazreti Ali eline kaldırıyor. Ene ya Resulallah diyor. Hazreti Ali'nin özellikle hayatında istikamet ve ihlas, teslimiyet ve fedakarlık, bunu çokça görüyoruz. Hiçbir zaman İslami hizmetlerde, İslami çalışmalarda velev ki bir kardeşimize bir hakikati anlatalım, velev ki en ufak bir icraatın içerisinde bulunalım, konumumuz ne olursa olsun, hiçbir zaman nefsimizin hissesini bu işin içerisine karıştırmayalım. Bu alivari bir tavırdır. Hazreti Ali sürekli adalet, hakaniyete, haklı olmak kadar haklı kalabilmenin de önemini vurguluyor Hazreti Ali. Bu çok önemlidir. Ve şuna da çok dikkat etmemiz lazım. Hazreti Ali hiçbir zaman hangi şartlarda olursa olsun haktan, istikametten şaşmamıştır. Hiçbir zaman o zillet silahını kabul etmemiştir. Düşmanlarım bana kötülük yapıyor, ben de o silahı kullanayım dememiştir. Sürekli adalet mekanizmasını, hakaniyet mekanizmasını işletmiştir.
her girdiği savaşta, savaşın sonrasında diyor ki ya Resulullah yine olmadı diyor. Boynunu büküyor böyle. Ya Resulullah diyor olmadı diyor. Ne olmadı ya Ali diyor, şehadet diyor, yine bana uğramadı diyor. Hamza'ya uğradı ama bana uğramadı diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor, ya Ali diyor, sana da bir gün uğrayacaktır diyor o şehadet diyor. Ve diyor, o gün diyor, senin diyor başından akan kanlar diyor, senin sakalını diyor kırmızı boyayacaktır diyor. O gün bakayım diyor sabrın nasıl olacaktır diyor. Ve aynı şekilde Bedir Savaşı'nın yıl döneminde 17 Ramazan'da Bedir Savaşı'nın yıl döneminde bir tane cehaletten neyi niçin yaptığını bilmeyen harici bir tane İbn-i Mülcem, Abdurrahman İbn-i Mülcem dediğimiz o şahıs Kabe'de kendisince Allah'a söz veriyor, diyor ki ben Ali'yi ortadan kaldıracağım diyor. Ve Hazreti Ali, bakın dikkat ediniz, o kadar İslam halifesi olmasına rağmen korumasız bir şekilde sabah namazına gidiyor. Biliyor ki Allah Celle Celaluhu ona bir zarar yazmamışsa bütün dünya karşısında da olsa kimse ona zarar veremez. Bütün dünya onun taraftarı da olsa Allah Celle Celaluhu bir fayda yazmamışsa insana bir fayda dokunmaz. Tek başına cuma sabaha şeye giderken, camiye giderken sabah namazına o Abdurrahman İbn-i Mülcem dediğimiz o şahıs bir kılıç darbesini Hazreti Ali'nin başına vuruyor ve onun başından akan o kanlar sakallarını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi kırmızıya boyuyor. Ama ilginçtir, Hazreti Ali diyor ki o yaralı halde kollar üzerinde taşınırken Esselâ, Esselâ, Esselâ diyor. Namaza, namaza, namaza ne kadar mühim olduğunu bize haber veriyor. Hazreti Ali o yaralı bir halde eve taşınırken namaza Müslümanları davet ediyor. Namazın ne kadar mühim olduğunu bize haber veriyor. Ve söylüyor, şunu söylüyor. Diyor Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki diyor ben kazandım diyor. Kabe'nin Rabbine diyor yemin olsun ki diyor ben kazandım diyor. Çünkü şehadetten daha büyük bir makam yoktur peygamberlikten sonra. Ve Rabbim bizlere Hazreti Ali'nin ilmini, Hazreti Ali'nin cesaretini, Hazreti Ali'nin teslim ve fedakarlığını, Hazreti Osman'ın hayasını, Hazreti Ebu Bekir'in sıdkiyetini, Hazreti Ömer'in adaletini versin.